Fizik bilimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünce ile açıklanır, doğrudur. Evrendeki her soruya cevap verir. Fizik bilimi evrendeki her soruya teknoloji geliştikçe cevap verebilir. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinlere de yansır. Evet, bu ifade doğrudur. Diğer disiplinler dediğimiz işte tıp, biyoloji, kimya, mühendislik alanları hepsine belli bir şekilde yansıması sonucu teknoloji de aynı anda gelişmektedir. Bu ifade bu yüzden doğrudur. Cevap C şıkkıdır. Aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarına ait kütlacın grafiği şekildeki gibidir. Buna göre K sıvısından 40 cm küp, L sıvısından 40 gram olarak yapılan homojen karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Grafikteki eğim ifadesine baktığımızda K'dan 40 gram almanız hacminin 20 olacağını göstereceği için M eşittir dB bağıntısına göre K'nın öz kütlesi 40 bölü 20'den 2 gram bölü santimetre küp. L'nin öz kütlesi 20 bölü 20'den 1 gram bölü santimetre küptür. Karışımların öz kütlesi, karışıma giren toplam kütle miktarı M1 artı M2 bölü hacim toplam miktarını almak zorundayız. K sıvısının 40 santimetre küpü, K sıvısının öz kütlesi 2 olduğu için 80 gram kütle yapar. L sıvısının 40 gramı, öz kütlesi 1 olduğu için 40 gram, L'nin hacminin 40 santimetre küp olduğunu belirler. Bu durumda M1 kütlesi 80, M2 kütlesi 40, V1 hacmi 40, V2 hacmi 40. Buradan 120 bölü 80 cevabımız 3 bölü 2 gram bölü santimetre küp olarak hesaplanmış olur. Doğru cevap C şıkkı. Düşey kesti verilen kap içerisinde 225 santimetre küp hacminde su bulunmakta olur. Kaba yarı çapı 2 santim olan su ile aynı sıcaklıkta metalden yapılmış küresel bir cisim bırakılmaktadır. Cisim tamamen suya battığına göre kaptan kaç santimetre küp sıvı taşar? Şimdi kabın içerisine yarı çapı 2 santim olan küre bırakıyorsunuz. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 çarpı pi'yi 3 alacağız. 2'nin küpü dedik. Buradan 2'nin küpü 8, 4 ile çarparsak 32 santimetre küp olarak hesaplarız. 32 santimetre küp cismi sıvı içerisine bıraktığınızda cisim sıvının içine battığı anda hacmi kadar sıvının yerini değiştirmek isteyecek. Bu yüzden 25 santimetre küp sıvıyı yükseltecek. Kürenin toplam hacmi 32 santimetre küp olduğu için dışarıya da 7 santimetre küplük sıvıyı taşıracaktır. Doğru cevap 5'tir. Düşey kesti verilen kaptaki X sıvısı içerisine daldırılan K ve L kılcal borularında sıvının yükselme ve alçalma durumu şekildeki gibidir. Sıvının kohezyon kuvveti Fx, K ve L boruları ile X sıvısı arasındaki adhezyon kuvveti Fk ve Fl olduğuna göre bu kuvvetler arasındaki ilişki nedir? K borusuna baktığınız zaman sıvı K borusunda yükselmiştir. Yükselmenin ana nedeni adhezyon kuvvetinin sıvının içerisindeki kohezyon kuvvetinden büyük olmasından kaynaklanmaktadır. L borusunda ise sıvı yükselememiş, alçalmıştır. Bunun ana nedeni sıvının kohezyon etkisinin borudaki adhezyon etkisinden büyük olmasıdır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumak için gösterdiği dirence dayanıklılık denir. Dayanıklılık cisimlerin birden fazla niceliğine bağlıdır. Buna göre dayanıklılık yukarıda verilen niceliklerden hangilerine bağlıdır? Maddenin cinsine bağlıdır dayanıklılık, maddenin kesit alanına bağlıdır, yüzeye temas ettiği kesit alanına ve maddenin yüksekliğine bağlı olan bir niceliktir dayanıklılık dediğimiz şey. Cevap değişiktir.
Bir cismin hareketi farklı referans noktalarına göre farklı tanımlanır. Bu yüzden hareket göreceli bir kavramdır. Buna göre ifadelerinden hangileri yukarıda açıklanan olaya örnektir? Bir trende yolculuk yapan iki yolcunun birbirini hareketsizmiş gibi görmesi. Bunun ana nedeni her iki yolcu da trenin içerisinde olduğu için birbirlerini hareketsiz görürler. Taksi ile yolculuk yapan birinin taksinin şoförünü hareketsiz, ikisi de aynı araç içerisinde bu yüzden hareketsiz görür. Yol kenarında yere göre durmakta olan çocuğu taksi hareket ettiği için bu çocuğu hareketliymiş gibi görür. Bu kavramlar göreceli kavramlardır. Otobüste yolculuk yapan kişinin yanında oturan kişiyi hareketsizmiş gibi görmesi yine hareketin göreceli olduğunu anlatan bir örneklendirmedir. Doğru cevap E şıkkıdır. İki nokta arasında yapılan gidip gelme hareketine sallım hareketi denir. Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde titreşim hareketi yani sallım hareketi yapılmaktadır? Salıncakta sallanan çocuk sallım hareketi yapmaktadır. Düz bir yolda koşan çocuk bu doğrusal bir hareket yapmaktadır. Vantilatör pervanesinin hareketi dönme hareketidir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Günlük hayatımızda yer alan birçok uygulama incelendiğinde maddenin öz kütle özelliğinin önem taşıdığı görülmektedir. Buna göre verilen özelliklerin hangilerinde öz kütle farkından faydalanmıştır? Kilden çömlek yapımında öz kütle farkı önemlidir. Ebru desen çalışmasında öz kütle farkından faydalanır. Kan ve idrar tahlillerinde öz kütle farkından faydalanır. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır. Bir suyun içine peçete konulduğunda peçetenin suyu emmesi kılcallık olayıdır arkadaşlar. Çay bardağının çay tabağına yapışması yüzey gerilim etkisidir. Gaz lambasında gaz yağının fitilde yükselmesi yine kırcalık etkisidir. Yukarıda belirlenen olayların hangileri kırcalık etkisinin bir sonucudur? Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani E şıkkıdır. Aynı ortamda bulunan KLM sıvılarına ait kütle, hacim ve sıcaklık değerleri şekildeki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi buraya baktığımızda kütle deve formülüne göre öz kütle dediğimiz şey M bölü V. Yani baktığımızda K'nın öz kütlesi 2, L'nin öz kütlesi 2, M'nin öz kütlesi 2. Fakat sıcaklıkları aynı olan iki madde var. K ve M. Bu yüzden K ve M aynı cins farklı, aynı cins madde olabilir. L ve M sıcaklıkları farklı olduğu için öz kütle sıcaklık değişiminden etkileneceğinden dolayı bunlar farklı maddeler olabilir. K ve L aynı cins olabilir. Öz kütleleri aynı fakat sıcaklıkları farklı olduğu için aynı madde olamazlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır.